Var. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Sevgili Arzu Cengiz Hocam. Aslında daha önceleri yapacaktık bu yayını. Hatta reklamını paylaşmıştık. Yine gündem değişince biraz erteledik. Bu akşam nasipmiş. Doğru zaman bu zamanmış diyelim. Evet, gelen herkes hoş geldi. Hocamız da şimdi görünür. Hadi sorup bırakalım. Bu akşamın bize hediyeleri nelerdir? İnanıyorum harika bir akşam olacak. Çok keyifli bir yayın olacak. Hocamızla daha önce de yayınlar yapmıştık. Şöyle eller sallayalım. Evet, iyi akşamlar dilerim Can hocamız. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Siz de bize, biz de sizlere hoş geldik, hoş bulduk diyelim. Allah Allah, kimleri görüyorum. Sevgiyle tekrar tekrar hoş geldiniz ve hocamızı bekliyorum. Bakalım. Şöyle bir listeye bakalım. Hocam gelmiştir. İnanmıyorum, yayın kapanıyordu neredeyse. Ay, bunun bize hediyeleri nelerdir dedim, bıraktım. Canım hocam, muhteşem bir yayın olmasını dilerim canım hocam. Sevgili Alev hocam. Nevivanım. Allah Allah Allah. Aldım, kabul ettim o sevgileri, o kalpleri, o iyi dilekleri. Ve canım Arzu hocamı bekliyoruz bakalım. Hatta yazmış olabilir mi diyorum. Canım hocam. Sevgimi gönderdim. Kızlar, şuradan da bir sesleneyim çünkü olur ya. Ah canım Serpilim, ah. Herkes sana dua ediyor, herkes sana şifa gönderiyor, bilesin. Sevilmek böyle güzel. Hocama bir girdik diyelim de belki görünmüyordur bazen çünkü çok rastlaşıyoruz. Hani biz yayındayız. Konuğumuza yayında göstermiyor bizi. O yüzden bir de girdik yazalım bakalım. İyi akşamlar. Morlar çok yakışmış. Allah Allah. Sevgiyle bakınca her şey yakışmış oluyor. Her şey güzel görünüyor. Valla sevdiklerinize haber ediniz. Evet hocam da geldi sağ olsun. Yayına bak, giremedim ya diye yazanlar var. Hayır olsun. Teknoloji, sen çok güzelsin. Ters kamera hocam. Ben güzeltim. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Kameramı düzelttim, değil mi? Doğru günüm. Merhabalar. Gerçekten mor çok yakışmış. Aa, kalpten bakınca diyorum ya hocam. Siz de Evet. çok güzelsiniz hocam. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Epey oldu görüşmeyeli. Çok iyiyim. Çok şükür, malum ülkemizin durumundan dolayı iyi demek adeta ama iyi olmaya çalışıyoruz. Çalışmalar devam, seanslar devam, eğitimler devam. Birlik ve beraber olmanın mutluluğu, huzuru da devam. Birçok açılımlar oldu hepimiz üzerinde, bilinç seviyesinde. Bunları da konuşuruz. Her şey yolunda diyelim. Olması gerektiği gibi ilerliyoruz. Sizler iyisiniz. İyiyiz hocam. Sizi gördük, daha iyi olduk. İşte erteledik erteledik, bu tarihe, bu saate nasipmiş. Bundaki Evet. hayrı hediyeyi gördük, kabul ettik diyelim. Evet. Her şey vaktiyle oluyor. Zamana gelince oluyor güzellikler. Zamana gelen çiçek gibi, zamana gelen çocuk nasıl doğuyorsa, zamana gelen çiçek nasıl açıyorsa, aynı şekilde bizler için de vaktiyle oluyor. Ve biz her zaman sanırım kolaylıkla olması için, güzellikle olması için niyet etmeliyiz. Zaten hayat akışı içerisinde devam ediyor. Burada Kesinlikle. Hocam, bizim seçimlerimiz önemli. evet. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Görüyorum bayağı yayın yapıyorsunuz ve çok başarılı. Çok Sevgiyle denk geldiğim kadar bakıyorum gerçekten. Başka neler yapıyorsunuz hocam? Nasıl gidiyor? evet. Gündüz seanslarım devam ediyor. Nefes koşu eğitimlerim, bilinçaltı dönüştürme programları devam ediyor. Akşamda değerli hocalarımızla birlikte yayınlar oluyor. Bütüne katkı olması adına, faydalı buluşmak adına yayınlar oluyor. Güzel, yani ne diyelim, akış içerisinde güzellikler oluyor. Sizin de çalışmalarınızı görüyorum. Siz de gayet başarılısınız. Tebrik ediyorum.
Sağ olun hocam. Yoğunuz, güzel tatlı telaşlardayız. Frekansı yükseltmek gerekiyor. Başka yolu yok yani. Sürekli düşük frekansta kalamayız. Buna hakkımız yok gibi. Yani bir şeyleri kenara koyup hiç unutmadan yola devam etmek lazım. Sevgiyle şifalandırmak lazım, değil mi hocam? Çok güzel söylediniz, unutmadan. Asla. Bizler malum bazı şeyleri çok hızlı unutuyoruz. Unutmamalıyız. Ve bu unutmamak acıyı sürekli devam ettirmek anlamına gelmiyor. Evet, hepimizin içi yandı, hepimiz çok üzüldük. Fakat unutmadan neler yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Ve her şeyden önce bilinç seviyemizi nasıl yükseltebiliriz? Sonuçta bir bilinç seviyesinin dışa vurumunu da gözlemliyoruz, tanıklık ediyoruz. Bilinç seviyemiz yükseldikçe, doğru yerlerde doğru şekilde davranmayı öğrendikçe toplum olarak ileri seviyeye gideceğiz. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Bu aynı geminin yolunda ilerlerken bir gün birimiz kaptan oluyoruz, bir gün birimiz yerleri süpürüyoruz. Bir gün işte sancağı elimize alıyoruz ama hepimiz aynı yerdeyiz. O yüzden birbirimizi bekleyerek, birbirimizi severek, birbirimizi sayarak, birbirimize sahip çıkarak ilerleyebiliriz, yol alabiliriz. Ne kadar güzel anlattınız hocam. Bu arada gelen herkes hoş geldi. Evet. Hızla sayı artıyor. Bir de yayına istek atıyorlar. Herhalde yayına alır mıyız diye bir beklenti var. Bayağı Olabilir. istek atıldı. Alabilirsiniz eğer soru sormak isteniz olursa yayını Tamam. alabilirsiniz. Hocamıza sorusu soran veya soru sormak isteyen veya işte ben de geleyim şundan bahsedeyim diyen varsa şimdi Evet. istek yerden alın. Öncelikle ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Sanırım hızlı bir giriş oldu. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Şu an şurada bizimle birlikte olmayı seçen tüm kalplere sevgi gönderiyorum. Kalbimden sevgiyle İyi akşamlar birlikte hocam. olmayı diliyorum. İyi akşamlar, merhaba. Güzel bir Merhaba. enerji geldi hocam. Evet, coşkulu ve Evet, güzel bir tam enerji geldi. sarıyordum. Yapıyordunuz? Yaprak sarıyordum. Geliriz. Gelirsin hocam. Evet, sorunuz varsa alabilirim. Eyvallah. Allah sorum yok aslında. Ben sizi görmek için yayına katıldım. Aa, renk kattınız. Evet. Arkamda rozetiniz var mı diye sormuş birisi. Benim rozetim yok. Eğer rozeti olan varsa gönderebilirsiniz. Sanırım bana Benim sordular. Öyle bir ha, soru geldi. hocam altta rozet uygulaması çalışıyor da onu herhalde şey Arzu Hanım'ın yüzünü zor görüyoruz demişler de arkadaşlar o sürekli her yayında çalışan bir uygulama yani otomatik ben yapmıyorum. Kaldırmayı bilsem inanın kaldırırdım bilmiyorum da. Sadece şey yapabiliriz artık ekranı büyütüyoruz. Hocam biraz daha mı ya? Bak Arzu Hanım'ı rozetten göremiyoruz. Biraz yaklaşsanız hocam ekrana. Tamam. Biraz yaklaşayım. Tamam. Evet. Şimdi Zeynep kızımız gidince daha da net görünür arkadaşlar. Gerçekten Evet. o otomatik bir uygulama. Evet Zeynep neler söylemek istersin? İçinden ne geliyorsa Arzu hocam karşımda. Hocam içinizden geçeni, hislerinizi yani böyle bilemedim. Hadi bakalım. Bunun bize hediyeleri nelerdir? Evet. Bir soru sorarsanız soru üzerinden gidersek daha iyi olur. Mesela ben evlenmeyi düşünüyorum ama bir türlü karşıma evlenme diyeceğim insanlar çıkmıyor. Hep bir farklı görüşte, hep bir şeyden farklı düşüncede insanlar geliyor. Ne o, evlenmek mi istiyorum dedi. Evet. Evet hocam. Teste şey var değil mi? Kesilmeler oluyor Sessiz heceler. kesilmeler oluyor. Evet. Evlenmek istiyorsunuz ama karşınıza sizi anlayabilecek biri çıkmıyor. Doğru mu anladım? Doğru kişi. Evet, neden evlenmek istiyorsunuz? Bununla ilgili yazarak çalışabilirsiniz. Öncelikle neden evlenmek istiyorsunuz? Evleneceğiniz kişi size ne verecek? Ve artı ve eksi olarak böyle yazarak çalışırsanız daha iyi olur. Ve şu an kiminle yaşıyorsunuz evde? Ailemle. Aileniz. Annemi kaybettim. Tabii. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evliliğe bakış açınızı değerlendireceksiniz yazarken yazarak çalışın. Evliliği niçin istiyorum? Eğer bir güvenli alan mı istiyorum?
Dünyaya çocuk getirmek mi istiyorum, annem olmak istiyorum, yoksa biri bana baksın, geçimimi sağlasın mı istiyorum, yoksa ruhumu ve bedenimi anlayacak, hayatı paylaşabileceğim birini mi istiyorum? Tüm bunları yazalım, daha sonra okuyalım. Ne istediğimize bakalım. Eğer hayat bize hep ihtiyaçlarımız doğrultusunda cevap verir. Bizim şu an neye ihtiyacınız varsa siz onu yaşıyorsunuzdur. Şu an eğer yalnızsanız ve seçiminiz eğer doğru seçim yapmadıysanız bu ihtiyacınız olandır. Fakat parantez içerisinde eğer bilinçli seçim yaparsak, bilincimizi değiştirirsek, yazarak çalışırsak, yani bana DM'den yazıp ulaşabilirsiniz. Birlikte kısa bir seans yapabiliriz. Neden, ne şekilde hayata bakıyorsunuz, ilişkilere nasıl bakıyorsunuz, dişi ve eril enerjide dengede misiniz? Hep bunlar üzerinden kendi üzerinize analiz edip daha sonra ihtiyaç belirliyorsunuz ve o ihtiyaç doğrultusunda hayatınızda sizinle birlikte olabilecek kişi geliyor. Anladım. Anlatabildim mi? Biraz bir an sessizlik oldu da acaba dedim sesim gitmiyor mu? Yok yok, ben dinledim Yok yok şu hocam. anda. Sizin çok güzel Yani Zeynep Hanım'da böyle kesilmeler oluyor. Şey herhalde internet sıkıntısı diyelim. Geçti bitti diyelim. olabilir hocam. Tamam. O zaman Sevgiler sevgimizi gönderiyoruz. gönderiyoruz. Ne yaptınız? Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çıkmayı kendi biliyor herhalde. İyi akşamlar. İyi Hocam akşamlar. demişler ki, hocam bize bolluk bereket için ne yapabiliriz? Para akışı için neler mümkün demişler. Evet. Çok zorlan bir sorudur değil mi bizlere hocam? Evet, zaten ilişkiler, para en çok sınavda ve deneyimleme ihtiyaç hissettiğimiz alanlar. Bolluk ve bereket için öncelikle bilinç seviyemizin yükselmesi gerekiyor. Aynı bilinç seviyede kalarak aynı şeyleri yaşarız arkadaşlar. Eğer bir şeyi istiyorsak onun için alan açmalıyız. Bolluk ve bereketimizi ne kısıtlıyor? Önce bunu bulmalıyız, fakat dua ederken, niyet ederken, ben bolluk istiyorum derken kelimelerin sihirli gücü vardır. Neyin bolluğunu istiyorsun? O isteme halinde hangi frekanstasın? Eğer sen isteme hali içerisinde öfkeliysen, kızgınsan ya da küskün ve kırgınsan hayata, yaşama, çevrendekilere, onun bolluğunu ve bereketini çekersin. Öncelikle frekansımızı değiştirmeliyiz. Yaşam şeklimizi değiştirmeliyiz. Yaşam şeklimizi değiştirmekten, bu hani zaten param olsa yaşam şeklim değişir diye soru alabilirim. Fakat yaşam şekli bu değildir. Yaşam şekli gündelik hayatımızda neler yapıyoruz? Sabah erkenden kalkıyor muyuz? Güneşi üzerimize mi doğuruyoruz? Yani güneş üzerimize mi doğuyor? O sabahın enerjisini neden atalarımız, kadim öğretiler? Sabah erken kalkın, işe gün doğmadan güneşi üzerinize doğurmayın, gün doğarken karşılayın demişler. Çünkü yeryüzünün bir enerjisi var, frekansı var ve bu sabah saatlerinde güneş doğmadan yeryüzüne yayılıyor ve biz onu kapılarımızı, pencerelerimizi açarak ve bedenimize, ruhumuzu, kalbimize çekerek alabiliyorsak işte bolluk ve bereketi kendimize çekme frekansını oluştururuz. Öncelikle kalpten düşünmek, kalpten istemek gerekiyor. Hiçbirimiz kalpten istemeyi bilmiyoruz. Öncelikle zihinsel isteme ve zihinsel programlarla, kodlamalarla hareket ediyoruz. Bunun farkındalığında olmalıyız. Ve sabah erken kalktık, günü karşıladık, güneşi karşıladık, kalbimizi açtık, camımızı açtık, kapılarımızı açtık, derin derin nefes alıp verdik. Nefesimize bakmalıyız. Nefes bolluk ve bereket için, parayı kendimize çekmek için. Eğer sığ bir nefes alıyorsanız, eğer az nefes alıyorsanız, sınırlı nefes alıyorsanız hayattan alamıyorsunuz, yaşamdan alamıyorsunuz. Öncelikle nefesinizi açmalısınız, akciğer kapasitenizi genişletmelisiniz. Derin derin nefesler alıp hayatı içinize almalıyız, hücrelerimizi almalıyız, kalbimizi almalıyız ve yaşamdan güzelliklerin, kolaylığın, güzelliğin, iyiliğin, sevginin talebinde bulunmalıyız. Mutluluğun, huzurun da aynı şekilde. Biz sevgiye, mutluluk, huzur talebinde bulunursak, zaten bolluk, bereket, para, maddi anlamda istiyorsak, onlar bize doğru akarak gelecektir.
ve iyilik halinde, iyi frekansta, yüksek frekansta istemeyiz. O zaman bolluk ve bereket bizim olacaktır. Her zaman yayının başında söylediğim gibi ihtiyaçlarımızın doğrultusunda hayat yaşarız. Neye ihtiyacımız varsa yaşam bize onu sunar. Sonra da biz şikayet ederiz. Neden bu benim başıma geldi? Neden ben de zengin değilim? Neden şu şöyle, neden bu böyle gibi bir sürü. Oysa ki bilinç seviyemiz yükselmedikçe, kendimizi hayata yaşama aşmadığımız sürece zaten bunu talep ediyorsunuzdur. Hal ve davranışlarınızla. Hocam çok güzel sorular akıyor. Böyle sürekli onları da kaçırmamaya gayret ediyorum. Bu arada burada bulunan herkes hem hocamı hem beni takip alırsa güzel, iyi olur. Çünkü gerçekten bütüne katkı olmayı seçenlerdeniz. Bunu herkes farkındadır. Evet. Hocam yüksek benlik nedir demişler. Soru çok bu arada da seçiyorum aradan. O kadar çok. Evet. Yüksek benliğimiz bizim bilinç seviyemizin üst boyutunda olan varlığımız, özümüz dediğimiz benliğimizdir. Yüksek benliğimizde ancak bilinç seviyemizi yükselterek bir arada olabiliriz. İşte iç sesimle yüksek benliğimiz sesi karışıyor diyenler, zihinsel konuşmalarımız, zihinsel seslerin en aza indiğinde özümüzden gelen, kalbimizden gelen, yani biz bunu yüksek benlik diyoruz, oradan gelen sesler takip etmeliyiz. Tabii bu bir süreç. Bu hemen işte sessizliğe büründüm, sessizliğin içindeyim, yüksek benliğimi dinlemeliyim dediğimizde yine zihin devreye girecektir. Zihin devreye girince de yüksek benliğin sesini, rehberliğin sesini duyamayacaksınız. Ancak biz frekansımızı yükselttiğimizde, titreşimimizi yükselttiğimizde, frekans ve titreşimimizi yükselterek kendi içimizdeki, özümüzdeki, kalbimizden gelen sesimize odaklanarak, içimize odaklanarak yüksek benliğimizi keşfedebiliriz. Bunun tarifi zordur. Hani böyle kalıplaşmış cümlelerle anlatıyorum fakat bunu ancak deneyimleyerek anlayabilirsiniz. Deneyimlemek için de söylediğim gibi nefesinize odaklanabilirsiniz. Nefese odaklanmak, kendimize, zihnimizi susturmak, duygu ve düşüncelerimizdeki özdeşleşmelerden ayrışmak ve yüksek benliğimizle bir arada olmamıza aracıdır, yardımcıdır. Bu şekilde çalışmalar yaparak yüksek benliğinizi, sezgilerini alabilirsiniz diyeyim. Yüksek böyle evet. Beklentileri gitmeyeyim de evet. Bu bir süreçtir çünkü. Hocam şimdi bir soru gelmiş. O şimdi diyecek ki herkes, aa iyi ki bu soru. Sinirlenince ne yapalım diyorlar. Öncelikle sinirleniyorum böyle aradan. Hani çok kişi ilgilendi bu olan çok güzel sorular seçiyorsunuz. Teşekkür ederim. Güzel, öncelikle sinirlendiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Çünkü sinirlisin, şu an sinirlisin ikili ilişkilerde bahsediyorum. Yani ikili ilişkilerde derken aile bireyleri de olur. Şu an sinirlisin, konuşmak istemiyorum dediğimizde hayır sinirli değilim, konuş benimle diye sesimizi yükseltiriz. Oysa sinirlendiğimizi bile fark etmeyiz. Öncelikle sinirli olduğumuzu, o an öfkeli olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Şu an ben sinirli miyim, öfkeli miyim, kızgın mıyım? Bunu fark etmemiz gerekiyor. Fark ettiğimiz anda derin nefes alıp vermeliyiz. Derin nefes dediğimizde diyafram nefesidir. Yani akciğerlerin tam kapasiteyle alınıp aşağıya doğru genişleyip, yani diyaframdan hissederek aldığımız nefesi diyafram nefesi diyoruz ve doğru nefes de diyebilirim. Doğru nefes alıp vererek en kestirme yolu sayı saymaktır. Ona derin nefesi aldığınız diyaframınızdan 10'a kadar sayın ve 10'dan geriye sayın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonra tekrar derin nefes alın, tekrar geriye sayın. Tekrar alın. 3 tur yaptığınızda sinirleriniz aşağıya doğru çekilecektir. Çünkü oksijen ve nefes, hayat enerjisi, prana, yaşam enerjisi artık içinize girmiştir ve siniriniz en alta, en alt seviyeye düşmüştür. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü sinirlenince sempatik sistem devreye giriyor. Parasempatik sistem devreden çıkıyor. Derin nefesler aldığımızda, diyafram nefesi aldığımızda parasempatik sistem, otonom sinir sistemimizdeki parasempatik sistem devreye girer ve sakinleş, yavaşla, sakin, her şey yolunda komutu alır ve sakinleşirsiniz.
Yani sadece nefese odaklanmak, dikkatinizi nefese vermek yeterlidir. Dilerim cevap olmuştur. Peki Olmuş. hocam, istekler atılmış. Alayım mı bir kişi, hani renk katsın, hem de hani bir kişinin sorusu kim bilir kaç kişininkine cevap olacaktır anlamında. Alayım mı hocam? Evet, olabilir. Tabii alalım. Hadi bakalım. Farklı bir bilgi Bazı. alalım. Güzel oldu. Tamam, bir soru var, sürekli tekrarlanıyor. Onu da hocama yöneltmeye niyet ediyorum. Arkadaşımızla bir görüşelim. Bağlandı. Bağlanamıyorum acaba dedim. İyi akşamlar. Hoş İyi akşamlar. geldiniz. Merhaba. Valla tesadüf oldu yine. Yine tesadüf oldu. Tevafuk diyelim. İstek atma, Aynen. yani şey, yayına Aynen. gelmek istemiyor muydunuz? Öyle mi anlıyorum? Ya yapma benziyor hocam. Hep böyle rastgele denk geli tesadüf değil, tefafuk oluyor bizimkisi böyle sizinle görüşmek. Evet, ya istekler Çok bizim istediğim zaman olmuyor. isteklerde vardı sizin isteğiniz. Herhalde fark etmeden attınız. Doğru mu? Aynen, Ha. aynen. Çok istediğim zaman olmuyor hocam. Böyle light'tan bıraktığım zaman onu demek istiyorum. Böyle pat diye geliyor. İşte her, Yani akışa bırakınca öyle bak oluyor. işte her şey vaktini esir. Yani burada akışa bırak, evet, burada akışa bırakmayı Var mı öğreniyoruz yavaş yavaş. Arzu? Böyle sıkı sıkı tutuyoruz ya. Sevgili Arzu hocamla görüşmek istediğiniz. Valla konuya şimdi hiç bakmıyorum. Ben onu çok seviyorum. Bütün şeylerini izliyorum Sprengam'dan. Valla şimdi konuyun ne olduğunu bilmiyorum. Henüz yeni girdim işte. Bir girdim çıktım, girdim çıktım. Tesadüfen hep sürekli çıkış oldu bende. Tekrar girdim, inat ettim, başardım. Konu ne olduğunu bilmiyorum. Neyse vakıf olayım. Size bırakayım Ha, Fevzi Hocam. istediğiniz bir soru varsa hocama yöneltebilirsiniz veya bizimle paylaşmak istediğiniz bir konu varsa alalım. İçinizden ne geldi? İşte Boşuna boşuna boşuna. konu ne? Tabii ki. Konu neydi? Siz ne isterseniz diyelim mi? He? Konumuz yok. Şöyle hani genel akış yapıyoruz. Nefes, bilinç, işte farkındalık ve hayattan beklentilerimiz neler gibi. Hani akış yapıyoruz. Belli bir konu belirlemedik. O yüzden sormak istediğiniz bir şey varsa ben cevaplayabilirim. Yoksa size sevgilerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Mutluluğun yolunu nasıl bulabiliriz? Mutluluğun yolu içimizdedir, mutluluk içimizdedir. Bir yolu yoktur. Hayat bir yoldur, yaşam bir yoldur. Mutluluk bizimle birliktedir zaten. Sadece mutluluğu zihinsel kalıplarımızla, düşüncelerimizle örteriz. Onu dışarıda ararız. Aslında dışarıda değildir, içimizdedir. İçimize dönüp baktığımızda mutluluğun orada olduğunu görür. Zaten mutlu oluruz, gülümseriz. O zaman görmeyi seçelim hocam. Fark etmeyi seçelim. Ve mutluluğu kendimize Fark hak etmeyi görmek. seçelim. Değil mi hocam? Mutluluğu hak ettiğimize inanmak. Her şeyi hak ederiz. Kesinlikle. Zihin ayırır. Kesinlikle. Hak etmiyorum, hak ettim, hak etmiyorum. İyi, kötü. Bunlar hep zihinsel kalıplardır. Biz olumsuz da olsa onu hak ederiz. Hak ettiğimizi yaşarız. İşte burada bilinç devreye girer ve güzel olanı seçmeye yöneliriz. Fark ederiz. İşte Farkındalık bu düşünceler, fikirler o kadar çok karışıyor ki, o kadar çok karışıyor ki, hele hele bu zamanda, bu ahir zamanda düşünceler, bakış açıları, insanların karakter, kişilikleri, yani insanlar birbirinden uzaklaşmaya başladı ve ben çok üzülüyorum. Ne kadar seviyorum desem de, yani yardıma da koysan illaki altında bir şey arıyorlar. Yani bunların güzelleşmesi için neler mümkün? neler mi? Neler Bilinç mümkün diyorum. Evet. seviyemizin Yükselmesi için neler mümkün? İkinizi de çok seviyorum. Çok güzel. seviyorum. Teşekkür Size ediyorum. sevgili Fazla diliyorum. meşgul etmeyeyim. Kendinize iyi bakın. Renk kattınız. İyi Çok akşamlar. seviyorum. Ben çıkarayım, değil mi? Tamam Fevzi Hocam. Tamam. Pazar günü görüşürüz Fevzi Hocam nasipse. Allah nasip ederse. Arzu hocam, pazar günü Karşıyaka'da Allah nasip ederse bir sabah kahvesi yapalım dedik. Ne Sevenler güzel. geldi. Hatta hocalarımız buyursun gel. Siz de İzmir'desiniz. Gelirseniz, uğrarsanız çok seviniriz. Pazar günü programım var. Eğer olmasaydı siz olmayı seçerdim. Eminim Çok güzel hocam, eminim. bir program yapmış. Daha Daha zaman önce de sonra da yapacağız. olsaydı.
Yine eğer programlarsanız haberim olursa gelmeyi seçiyorum. Tamam hocam. Pazar günü karşıya kadar herkese duyurmuş olalım. Bir sabah kahvesi yapalım dedik. Tabii hediye yağmuruyla Allah nasip ederse. İnşallah. Şimdi sürekli en çok bilinçaltı nedir diye sormuşlar. Demek ki bu konulara yeni yeni mail veren arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Birkaç kere yazıldı çünkü. Evet. Bilinçaltı biz doğduğumuz günden itibaren bütün bilgilerin depolandığı yer diyebiliriz. Yani doğuyoruz, 7 yaşına kadar o saf bilincimizin çevreden duyduğu, gördüğü, kodladığı her şeyin biriktiği alan diyebiliriz. Bu alan 7 yaşından sonra kendiliğinden aktif olmaya başlıyor ve daha sonra bilinçaltı bizi yönetmeye başlıyor. Oysa ki şu an anlatmaya çalıştığımız şey bilinçaltının dışına çıkıp bilinçli hareket edebilmek, bilinçli olabilmek. Bilinçaltının bizi yönettiğini fark etmek ve bilincimizi çevirmek dikkatimizi. Evrende her canlı doğuyor, büyüyor, gelişiyor, çoğalıyor ve hayata devam ediyor. Bizim bunlardan farklı olduğumuz bir süreci katkısı olmalı, öyle değil mi? Yani bu süreçte bilinçli olmalıyız ve diğer canlılardan bizi ayıran en önemli şey bilinç devreye girmesidir. O yüzden gereksiz korku ve endişelerimiz, kaygı ve korkularımız, hayata dair olumsuz diye nitelediğimiz her şey bilinçaltımızdan gelir. Bizim de burada bunu fark edip bu süreci değiştirmemiz gerekiyor. Ayrıca bilinçaltı niye bizi sabote ediyor diye bir soru vardı. Aynı oturmuş oldu değil mi hocam? Evet. Hepsi hocam. Çünkü bildiğim yol o. Aşk korunmalı alan. Kendisini aslında koruyor. Yani nasıl uçurumun kenarına gidersiniz de eğer o korku olmazsa belli sabit korkularımız hayatta tutunmamıza yardımcı olur ayrıca. Uçurumun kenarına gidersiniz eğer o korku olmazsa oradan düşersiniz. Oysa ki o korku sizi orada kalmanızı, sabitlemenizi sağlar. Sadece yaşamda sizi hayatı zorlayan, gelişiminizi engelleyen korku ve kaygılarınızı, endişelerinizi fark etmeniz gerekiyor. Bunları bilinç seviyesine getirmeniz gerekiyor. Bak bunda neredeyse. Evet, yeni gelen herkes hoş geldi, sefa geldi. Hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet. Hala istekler var. Neyse, belki yanlışlıkla atılmıştır. Karışmıyorum oraya artık hocam. Çünkü bayağı istekler var. Yok, karışmıyorum. Sorularınızı direkt buradan alalım canlar. Evet, kadınlarda en çok görülen gibi geldi bir an. Bilmiyorum. Sırt ve bel, çok aşırı sert sırt ve bel ağrılar için neler söylersiniz demişler. Biraz hep kadınlar geldi aklıma. Yarın da kadınlar günü hocam herhalde. Ay evet. Tüm kadınlarımızın, burada bizimle olan tüm kadınları, kadınlar gününü kutluyorum. Emekçi kadınlar gününü. Bu çiçek almak, hediye alma günü değildir. Emekçi kadınlarımızın, emek veren kadınlarımızın günüdür. Hepimizin günü kutlu olsun. Sevgili kucaklıyorum tüm kadınları. Evet. Hak ettiğimiz saygıyı, sevgiyi birlikte paylaşarak çoğaltmayı niyet edelim. Evet, bir soru vardı. Sırt ve bel ağrıları çok fazla. Eğer biz sırt ve bel ağrılarımız, omuz ağrılarımız, kendimizde suçluluk duygusu hissediyorsak, kendimizde taşıyamayacağımız yüklerin bilinçaltımızda yük olarak taşıyorsak, bu bizim omuz ağrısına, sırt ağrısına, bel ağrısına neden olur. Yani bu bir enerjidir. Enerji bırakamadığımızda, onu serbest bırakmamamızda, sıkı sıkı tutunduğumuzda fiziksel olarak kendini göstermek için ağrılara neden olur. Bu da sırt ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısı gibi yerlerde oluşur. O yüzden hemen fark edin, sırtınız ağrıyorsa, beliniz ağrıyorsa, nerede zorluk çekiyorsunuz, hayatın neresinde zorlanıyorsunuz, bırakmayı seçiyorum, yüzleşmeyi seçiyorum. Hani bıraktım gitti demekle de olmaz. Olayın içine girip sizi üzen, kendinizi yük hissettiğiniz, suçluluk hissettiğiniz ne varsa onu fark edip yüzleşip bırakmanız gerekiyor. O zaman da ağrıların kendiliğinden gittiğini göreceksiniz. Hocam diz ağrıları demişler. Ağrılara girdik ya şimdi.
Gelecek korkusundan dolayı diz ağrılarımız olur. Şöyle İbn Sina'nın bir deneyi var, onu paylaşayım dostlarımızla. Ah, sevinirim. Gereksiz kaygı, endişe ve korkular üzerine, yani zihnin, bedenimiz ve sağlığımız, bünyemiz üzerinde etkileri belirlemek için, olumlu ve olumsuz etkilerini belirlemek için bir deney yapıyor İbn Sina. Koyunları aynı cinste olan, aynı kiloda olan ve aynı yemi yiyen koyun, iki koyunu kafese koyuyor ve aynı ölçülerde, aynı şartlarda olan bu koyunlar bir tanesinin yan tarafında kafeste de kurt koyuyorlar. Ve aylarca süren bu süreçte koyunun bir tanesi kurtla karşı karşıya kalıyor. Kurdun kapalı olmasına rağmen koyun orada kaygı ve endişe ürettiği için ve huzursuz olduğu için bir süre sonra ölüyor. Diğer koyun gayet sağlıklı yaşamına devam ettiriyor, besili ve halinden gayet mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Burada deneyi de şunu gözlemliyor İbn Sina. Zihinsel korkularımız ve endişelerimizin bedenimizin üzerindeki etkilerini, olumlu ve olumsuz etkilerini. Oysa ki kurt kapalıydı, hiçbir zararı yoktu. Fakat onu orada görmesi ve sürekli zarar görürüm endişesiyle bu zihinde kaldığı için bir süre sonra kuzu hayatını kaybetti. Diğer kuzu da gayet sağlıklı bir şekilde hayatını devam ediyor. Biz insanlar da, bizler de bu süreçte kaygı ve endişe ürettiğimiz sürece, hayata hep olumsuz baktığımız sürece bir süre sonra sırtımız ağrıyor, belimiz ağrıyor, dizlerimiz ağrıyor, bedenimizde bir takım rahatsızlıklar çıkıyor. Evet, anksiyete, panik atak. Bunlar zihinsel rahatsızlıkların zihnin önüne geçemememizden kaynaklanıyor. Evet. Bunu nasıl görmezden geliriz? Onu nasıl görmezden gelir? Yani korkuyu mu? Neyi hocam? Onu nasıl görmezden? Neyi görmezden geleceğiz? Ben anlamadım. Eğer kurdu görmezden gelmeyi soruyorsa, kurt kapalı kafeste, tabii bu koyunlar üzerinden yapılmış bir deney. Biz insanlara da bakarsak, kapalı bir alanda olan ve bize zarar olmayan bir şeyi yüklediğimiz anlamdan dolayı zarar görürüz. Eğer biz insanlara ve hayata, yaşama yüklediğimiz anlamlara bakmazsak, yüklediğimiz anlamlar doğrultusunda zihinsel süreçler yaşarız. Yüklediğimiz anlamlara bakalım arkadaşlar. Zihnimizin önüne nasıl geçelim, zihnimizi nasıl durduralım? Böyle sorular birkaç tane vardı. Aldım. Zihnimizi nasıl durduralım? Öncelikle nefesle durdurabiliriz. Doğru nefes alıp vermeyi öğreneceğiz. Nefes tekniklerini öğreneceğiz. Ve hangi teknik hangi durumda kullanılabilir öğreneceğiz. Hiç teknik öğrenmeseniz de nefesinizi farkındalıkla alıp verdiğinizde zihnin önüne geçersiniz. Şunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Derin derin nefes alıp verdiğinizde aynı anda düşünemezsiniz. Hem diyafram nefes alıp hem aynı anda düşünemezsiniz. Bu mümkün değildir. Lütfen herkes denesin şimdi. Herkes diyaframdan derin derin nefes alsın ve nefesini izlesin. Evet, nefes alıyoruz. Karnımızı şişiriyoruz ve yavaşça veriyoruz. Ve dikkatli odağımız nefeste. Tekrar derin nefes alalım. Çekelim nefesi. Karnımızı şişirdik, bel çevremizi hissettik ve yavaşça veriyoruz. Nefesin girişini ve çıkışını takip ediyoruz ve izliyoruz. Zihnimize hiçbir düşünce gelmez. Zihin devreden çıkar. Hocam sanki içimi okudunuz. Tam diyecektim ki hani küçük bir egzersiz bize gösterseniz diyecektim. Bu kadar olur. İnanın şaşırdım. Peki şöyle diyeyim hocam, başka var mı? Hani çok nefes çeşitleri çok, egzersizler çok biliyorum. İçinizden gelen başka var mı? Hazır böyle herkes toplanmışken. Ne yapabiliriz? Evet, bir soru gördüm de onu okuyacaktım. Şimdi onu okuyalım. Nefesi... Yok, aktı geçti. Şimdi nefes tekniklerini öğrenmeden önce nasıl nefes alıp veriyoruz onu gözlemlememiz gerekiyor.
Karnımızdan bir nefes alıyoruz, üst solunumu yapıyoruz, burnumuzdan mı alıyoruz, ağzımızdan mı alıyoruz? Bir beden üzerinde bir farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Bunu analiz ettikten sonra şu sonuca varmalısınız. Nefes her zaman burundan alıp burundan verilmeli. Ağız kullanılmamalı. Ağız sadece gevşeme ve meditasyon öncesi kullanılabilir ya da seans sırasında kullanılabilir. Onun dışında gündelik hayatımızda her zaman burnumuzdan alıp burnumuzdan vermeliyiz. Bu cepte. Daha sonra en kolay yöntem ya da nefes tekniği diyeyim. Dönüşümlü nefes dediğimiz nefes tekniği var. Artık bu internette her yerde var ama burada ben de 15 yıldır bu işi yaptığım için ben de anlatmış olayım. Muhammed Gebeş Hocam gelmiş. Sevgili selamlarımı gönderiyorum. Şimdi dönüşümlü nefeste iki parmağımızı, iki kaşımız arasında şurada akupunktur noktalarımız var. Akupunktur noktalarımızı koyuyoruz. Baş parmağımızı sağ burnumuza, sol burnumuzdan nefeste başlayacağız. Ama nefes her zaman vererek başlanır arkadaşlar. Nefesi tamamen verdiğinizden emin olduktan sonra koyuyoruz. Ve sağ burun deliğimizi kapatıyoruz ve nefes verdik. Verdiğimiz yerden, sol burun deliğimizden nefes alıyoruz. Güçlü bir nefes al, bekle ve kapat, sağ parmağını aç, nefes ver. Verdiğin yerden nefes al, kapat, bekle ve ver. Bekle. Tekrar al. Bekle. Ver. Ve bedenindeki rahatlamayı hisset. Zihnindeki rahatlamayı hisset. Duygu ve düşüncelerindeki sakinliği hisset. Tekrar aldığın yerden almaya devam ediyorsun. Alıyorsun. Bekliyorsun. Veriyorsun. Bekle, tekrar al, bekle, ver. Yani bu nefes tekniği sağ ve sol beyin lobumuzu dengeliyor. Yani otonom sinir sistemini dengeliyor. Sol beynimiz sempatik sistem, savaş, kaç ya da don emri verir. Sağ beynimiz de sempatik sistem, rahatla, gevşe, her şey yolunda sinyali verir. Bu dönüşümlü nefeste soldan aldığımız nefesi sağ beyin, yani parasempatik sistemi devreye sokuyoruz. Sağdan aldığımız nefeste de sol beynimizi, yani savaş kaç modunu devreye sokuyoruz. Böylelikle her iki lobdan da nefes alıp verdiğimizde bedenimiz dengeleniyor. Bir dengeye geliyoruz. Bedende denge ve ölçü önemlidir. O yüzden biz dengeyi bozduğumuzda, ölçüyü yani aşırılığa kaçtığımızda orada bir sorun oluyor. Bu nefes tekniğini uykusuzluk problemi çeken varsa, ben uyuyamıyorum işte uyku sorunum var diyorsa, akşam telefonunu kapattıktan sonra sessizliğe büründükten sonra 7 tur yaparak, bu dönüşümlü nefesi 7 set yaparak rahat bir uyku uyuduğunu garantisini veriyorum. %100 uyuyacaktır. Ben sıkıntıdayım, stresliyim, işte iş yerim çok stresli ya da çok gergin ve stresliyim diyorsunuz iş yerinizde. Hemen molalarınızı bir kenara çekin. 3 tur bu dönüşümlü nefes tekniğini uygulayın. Bedeninizin rahatladığını ve sakinleştiğini fark edeceksiniz. Peki hocam, değişik bir soru geldi. Burun kemiğinde sıkıntı olanlar nasıl düzenli nefes almalı dedi. Yani benim aklıma, yani dışarıdan... Direkt o burun kemiğini hemen ameliyatla hallettirin değil mi? Bana o geldi şu an. Kemik eriliği ya da bedensel, fiziksel sorunlar için tabii cerrahi müdahale gerekiyor. Ama onun dışında burun tıkanıklığı varsa, sürekli bir burun tıkanıklığı varsa, bu burnundan nefes alıp vermediği içindir. Burnumuzdaki konkalar artık oksijenle buluşmadığı için şişme ve iltihaplanma yapıyor ve kapatıyor. O yüzden ağız nefesi alıp veriyordur. Ağız nefesi alışkanlığı vardır. Hemen bu alışkanlığını bozup burnundan nefes alıp verecek. Peki kapalı burun nasıl açılacak? Yani kapalıysa sürekli burnundan almaya alışkanlık yapacak. Yani bir çiçeği koklar gibi koklayacak, koklayacak, koklayacak. Zaman içerisinde burun içindeki o şişmeler geriye doğru itilip, oksijenin yakmasıyla birlikte geriye doğru itilip nefes alıp verecek. Yani alışkanlığını
tersine çevirip burnuna yönlenecek. Zaten bir süre sonra burnunun açıldığını fark edecek. Ya da böyle şöyle teknikler var. Burnumuzu kapatıyoruz, sıkıyoruz. Sağa sola çeviriyoruz. Öne arkaya hızlı hızlı. Bu şekilde. Bu hareketi yaptığımızda da burnumuzun açıldığını fark edeceksiniz. Eğer şu an burnum tıkalı diyen arkadaşlar varsa lütfen bunu denesinler. Hemen alnında açıldığını fark edecekler. Hocam şimdi bir arkadaşımız demiş ki burun kemiğini görüyorsunuz da bizim soruyu görmüyorsunuz. Sizin soruyu gördüm. O soru çok soruldu. Hocamız yanıtladı. Bir 20 dakika öncesine bakarsanız bilinçaltı size yöneltmiştim hocam. Hatta çok kişi soruyor dedim. Arkadaşımız da onu sormuş. O yüzden hani tekrar sormak olmaz. Değil mi arkadaşlar? Biraz yayını evet, evet. Kapatınca kaydedeceğiz nasipse. Tekrar izlersiniz. Peki hocam etrafımızda çok negatif insanlar var. Ne önerirsiniz diyorlar. Özellikle de komşularıymış. Üst komşularımız geleceğimiz, alt komşularımız geçmişi temsil eder. Eğer negatiflik üstten geliyorsa gelecek korkumuz vardır, gelecek endişemiz vardır. Alt komşumuzda sorun görüyorsa geçmişimizde sorun vardır. Yani dışarıda gördüğümüz her şey bizim zihnimizdedir. Zihnimizde yaşadığımız korkularımız, kavgamız, şiddetimizi dışarıda aynalama yapar. Sen kendi içinde dengeye geldiğinde dışarıdaki sesler de kesilecektir. Dikkatini dışarıya verdiğine göre senin zihninin içinde karışıklık vardır. Dönüp zihnine bak, daha sonra komşularında düzelme olduğunu göreceksin. Hemen hocam ben de kendime pay biçtim. Alt katta çok tatlı bir yaşlı çift var. Buradan ne çıkarmalıyım oldum. Çok şekerler ama hocam. Tam böyle Ege köylüsü olur ya. Geçmişinizde ait dingin ve sakin olduğunu gösteriyor zihninizde. Evet. Tabii ki hepimizin geçmişinde kargaşalıklar, yaşanmışlıklarımız var. Ama bırakmayı bilmeliyiz. Ben bıraktım yaşadığımız her şeyi sevgiyle kabul edip bırakabilmeliyiz. Yani bu iki dervişin yolda yürürken hikayesini şimdi hatırladım. Bir derviş yolda yürürken yanında öğrencisiyle birlikte bunu bazen rahip diye de örnek veriyorlar. Hiç fark etmez derviş diyelim. Yolda yürüyorlar. Nehir kıyısına geldiklerinde orada bir kadın görüyorlar. Genç bir kadın. Ve nehri geçemediğini söylüyor. Ve derviş kucaklayarak onu karşıya geçiriyor. Yanındaki öğrencisi de diyor ki epey yol kat ediyorlar kadını bıraktıktan sonra. Diyor ki ya hocam neden taşıdın ki kadını? Biz de hani kadını kucakladın, kadına dokundun. Bu doğru değildi, kendi geçseydi diyor. Sen hala orada mısın diyor. Kadını bırakalı çok oldu diyor. O yüzden biz geçmişi bırakamıyoruz. Şu an hala bazen değil hala geçmişin etkilerini taşıyabiliyoruz. Geçmişte o oldu, bu oldu, şunu yaşadım, bana bunu dedi, şunu dedi diye aynı şeyi sürdürebiliyoruz. Onu orada yaşandığı anda bırakabilmek, sevgiyle kucaklayabilmek gerekiyor. Ben onu bırakalı çok oldu. Ha sen neden hala yük ediyorsun diyor. Ay ne güzel yorum değil mi hocam? Evet. Aynen hocam ağzınıza sağlık. Şurada kilo vermek için olumlama yapsak neler yapmalıyız? Ha güzel bu. Olur. Kilo vermek için kadınlar bayılacak şimdi bu soruya. Kilo vermek için olumlamadan daha ziyade nefes tekniği var onu öğreteyim. Nefes tekniğiyle zayıflayabilirsiniz. Fazladan aldığınız oksijenle yağlarınızı yakabilirsiniz. Tabii sadece nefes yaparak değil yediğiniz yemeğinin bir üst fazlası da hareket etmeniz gerekiyor. Yani biraz fazla yemek kaçırdığınızda evin içinde yürüyebilirsiniz. Eğer gündüz saatindeyseniz hani hareket edebilirsiniz. İş yerindeyseniz sürekli hareket halinde bedeninizi hareketlendirmelisiniz. Yani bir şekilde hareketinizi ikiye katlamalısınız fazla kaçırdıysanız. Eğer malum kilolarınız varsa da öncelikle tabii bunun ruhsal sebebine de bakmak gerekiyor. Kilo fazla yemek, tatlı yemek bizim hayattan tat almamamız, işte yalnız hissetmemiz,
eğer kadınsak sevilmediğimizi hissetmek gibi duygularımız kilo almamıza neden olur. Çünkü sevgi ihtiyacımızı yemekten karşılarız. Sevilme ihtiyacımızı tatlılardan karşılarız. Bu ruhsal tarafı, psikolojik tarafı. Peki, yemek yemeden önce ben çok iştahlıyım, iştahımı kontrol edemiyorum diyenler varsa, ağzını açarak yemek iştahını bastırmak için ağzından nefes alıp veriyor. Dilini ön dişinin üst tarafına koyuyor. Dilini dayayabildiği kadar damağını dayıyor. Şu şekilde nefes alıp veriyor. En az 25 kere. Yemekten önce mi yapıyoruz hocam? Yemekten sonra. Ya da eğer hani öğün bitti mesela, akşam yemeği yedi. Akşam yemeğinden sonra işte çerez yiyeyim, meyve yiyeyim, pasta yiyeyim, onu yiyeyim, bunu yiyeyim. Hani iştah açılıyor, yeme isteği duyuyorsa, tabii bunu tekrar ediyorum parantez içinde, duygusal karşılığı da var. Eğer sürekli bir yeme isteği varsa orada sizin duygularınıza bir açlık vardır. Bunun dışında iştahınızı kontrol edebilmek için tekrar ediyorum. Dilinizi damağınızda dayıyorsunuz, dilinizin ucunu ön dişlerin yapalım, arkasına koyuyorsunuz. Dayayalım. Dayayın dilinizi. Hı-hı. Dilin ucu önüne nefes alıp verelim. Hadi. Yoruyor. Yoruyor. Evet. Hızlı hızlı nefes alıp vereceksiniz. Ve ağzınızda tükürük salgısı salgılanmaya başlayacak. Devam edin. Dilerim zayıfladık. Amin. Vallahi yoruyor. Amaç yormak değil, tükürük salgısı salgılamak. Evet. Azın dişlerimiz tükürük salgısı salgılar. Midemize tokluk hissi gider. Yani yemekten 15-20 dakika sonra çerez, meyve, pasta, börek bir şeyler yeme isteğiniz varsa, tekrar ediyorum, ruhsal tarafınıza baktıktan sonra bu tekniği uyguladığınızda iştahınız kesilir. Bunu 3 set yapın, tekrar bir şey yemek istemeyeceksiniz. Tokluk hissiniz uyanacak. Ağızdan mı diyorlar? Evet, ağızdan dedi hocam. Dili dayayacaksınız dedi. Ağızdan hızlı hızlı nefes. Gerçekten bir efor oluştu. Şimdi hocam şu soruyu birkaç kere yazdı kızımız. Diyor, daha yeni tartıştım üst komşuyla. Adam çocuğunu dövdüğü için polisi çağırdım. Bundan ne çıkartmalıyım? Üst komşuyla tartışmış. Adam çocuğunu dövüyormuş. Arkadaşlar polisi çağırmış. Bundan ne çıkartmalıyım? Üst komşu. Tabii, olaylar çift taraflıdır. Eğer şöyle anlatayım. Sizin kendi içiniz, iç dünyanıza baktıktan sonra karşı tarafında eğer bir şiddet, karısına, çocuğuna herhangi bir şiddet varsa kontrol etmeniz gereken ya da kontrol demeyelim, müdahale etmeniz gereken, yardım etmeniz gereken bir durum varsa tabii ki yardım edilebilir. Fakat dediğim gibi eğer böyle bir apartmanda böyle bir olaylarla karşılaşıyorsak kendimize de dönüp bakmalıyız. Ben buna niye tanıklık ediyorum? Ben buna niye şahitlik ediyorum? Hayat hep şahitlik ve tanıklık üzerinden gittiğine göre neye tanıklık ediyoruz, neye şahitlik ediyoruz, bunlara bakmamız gerekiyor. Aynalık değil mi hocam? Bir şeyler aynalık. Menopoz için neler söylersiniz diyorlar hocam. Kadın olmayı sevmeyi söylerim. Kadın olmayı çok sevin. Dişi olmayı çok sevin. Tam da yarın. Tam da yarın. Teşekkür ederim. Evet. Kadın enerjisi, kadının rahim enerjisi çok kutsaldır. O yüzden kadın olmayı sevmeyen, dişi olmayı sevmeyen erken menopoza girer ve adet sancıları çeker, ağrılı süreç yaşar. Ağrılı süreçlerinde sürekli olumlama yapsın, elini karnına koysun, rahim duvarlarını sevdiğini, rahmini sevdiğini, kadın olmayı sevdiğini, anne olmayı sevdiğini, işte dişi enerji olduğunu, dişiliği sevdiğini, bunları tekrar etsin. Bir süre sonra enerjisinin değiştiğini ve bedeninde hissedecektir değişim sürecini. Hocam sürekli taşınıyorum, ev değiştiriyorum. Bunun sebebi nedir demiş arkadaşım. Köklenme sorunu yaşıyordur. Köklenemediği için köklenme ihtiyacından dolayı sürekli yer değiştirir. Köklendiğini, yaşamı sevdiğini, hayatın güvenli olduğunu, evrenin güvenli olduğunu, yaşamın içinde var olduğunu, sevinci olduğu zaman artık yer değiştirmeyecektir. Köklenecektir. Ben yıllardır özellikle midemin ve karnımın hamile gibi
şişmesinden şikayetçi. Hiçbir doktor hiçbir sebep bulamadı. Teşekkürler. Ayşe Hanım soruyor. İyi ki varsınız güzel yürekli kadınlar. Teşekkür ederiz. Güzel kadınlar. Kadınları çok seviyorum. Hepsine sevgi gönderiyorum. Çoğunluğumuz kadın da büyük bir ihtimalle. Erkek var mı acaba aramızda? Hepimiz galiba kadınızı. Ben kızlar, kızlar diye seslendik şey ortam sadece. Göbek bölgesi yağlanma olur. Yani şu karnım sürekli şiş, yıllardır kimse doktor çare bulamadı diyene bir yanıt verelim mi hocam arkadaşımıza? İçinizden neler gelir söylemeyin. Göbek altı ve göbek bölgenizin anne olduğunu söyleyebilirim. Anneyi sevip sevmediğini, anne olan sevgisine baksın ve annesiyle yüzleşip şifalansın. Oradaki yağların eridiğini görecektir. Çok teşekkür ederim. Aydınlandım hocam. Tiroid için neler dersiniz diyorlar. Derin derin nefes alıp versinler. Duygularına baksınlar. Duygularındaki iniş çıkışlarına baksınlar. Nerede, hangi anlamları yüklüyorlar? Bunları incelesinler. Hayır diyemiyorum. Bu da çok görülür değil mi hocam? Hayır diyemiyorum. Belki o nedenle meme kanserinden tedavi gördüm. Geçmiş olsun diyoruz. Bilmiyorum, çok şükür. Bolluk bereket. Ayrıca arkadaşım yok. O da bile hemen bozuluyor. 3 tane çocuğum var. Eşimle ilişkiler sadece. Tam anlaşılmamış ya da klavyem eksik yazmış. Bilemedim. Evet. Ben de anlayamadım. Ne oldu? Şimdi tam anlamadan yorum yaptım. Hızlı hızlı yaz. Mide anneden mi demiş arkadaşımız? Az önce bahsettiniz ya hocam. Göbek bölümü. Mide kabul demek. Kabul enerjisi eril enerjidir. Midemizde eril enerjidir ve kabullenmemektir. Kabul duygusundan dolayı hazmedememe, kabul edememe de midede sorun olur. Kabule geçmemiz gerekiyor. Anne ile şifalanmayı nasıl yapmalıyız? Vefat etmiş bu, anneye de mi? Bu da eklemiş arkadaşımız. Vefatlar sağlar fark etmiyor değil mi hocam şifa çalışmalarında? Oradan anneyle nasıl şifalanalım? Öncelikle anne çok kutsaldır. Cennet annelerin ayaklarının altında diye boşa söylenmemiştir. Anne çok kutsaldır ve anne kutsal olduğu için anneyle yaşanan her ne varsa sevgiyle kabule geçmek gerekiyordur. Sizin deneyiminiz, ihtiyacınız o doğrultuda olduğu için anneyle sınanmışsınızdır. Anne sizin dünya tarafınızdır, madde tarafınızdır. Dünya ve madde tarafınızda sorun yaşıyorsunuzdur ve anneniz ona aynalık ediyordur. Sol tarafınızdır, geçmişinizi temsil eder, dünya tarafınızı temsil eder, parayı temsil eder. Ve anneyle sorun neyse helalleşip, yani yüz yüze gelip, eğer hayattaysa ellerinden tutup seni çok seviyorum, seni anlayamadığım için çok özür dilerim, tüm kalbimle seni onaylıyorum ve seviyorum diyerek sarılabilirsiniz. Hayattayken sarılıp öpebilirsiniz. Eğer hayatta değilse gözlerinizi kapatıp dualarınızı okuyun. İçinizden hangi dua gelirse öncelikle Fatiha'yı öneririm. Dualarınızı okuduktan sonra sanki karşınızdaymış gibi seni çok seviyorum. İyi ki annemdin, iyi ki var oldun, iyi ki senden dünyaya geldim. Seni çok seviyorum. Karşılıklı olarak birbirimizi anlayamadık ama şu an ben idrak ettim, fark ettim. Seni kabul ettim, seni onaylıyorum, seni çok seviyorum. İyi ki annemsin diyerek sarıldığınızı hayal edin. Sarılın sımsıkı, sarılın, sarılın, öpün, koklayın. Daha sonra enerjinin ayaklarınızın altından aktığını, rahatladığınızı, ferahladığınızı hissedin. Bu tür çalışmalar, helalleşmeler, kabule geçmeler bedenimizi ve zihnimizi rahatlatır. Göbek fıtığı neden olur? Şifası nedir demiş arkadaşımız. Genellikle ağır kaldırmaktan olur. Kendini yük hissetmekten de olur. Ona bir bakmak lazım. Hani konuşmak gerekiyor. Birçok sebebi olabiliyor. Hani psikoterapi tarzında hani hayata bakış açısına bakmalı, yaşama bakış açısına bakmalı ama kolay bir yöntemle eğer göbek kayması varsa oturtulabiliyor.
Fıtıkta zaten ameliyatta oluyor galiba. Cerrahi müdahale gerekiyor. Allah razı olsun sizden iki güzel ruh. Yüreğinizden öpüyorum. Teşekkür ettik. Teşekkür Aynalı ederim. Gece. Avuç içi ve ayaklardaki ürtiger nedendir? Ürtiker, onu bilemiyorum. Şimdi bilmediğim bir şey üzerinden yorum yapıyorum. Kaşın. Kaşın. Egzama gibi. Kendini yine sevmemek ve kendini onaylamamaktan kaynaklanıyor kaşıntılar. Kendimizi çok sevmeliyiz. Değerli olduğumuzu hissetmeliyiz. Kendi eşsiz ve biçilmez değerimizin farkına varmalıyız. Sanırım saatimiz doldu. Saat. Sonra ben yine son talep ederseniz gelirim yine. Sizlerle yine buyurun gelin. Kitabı. Yine buyurun gelin. Harika bir yayın. Çok teşekkür ederiz. Burada olan herkes hem hocamı hem beni takip alsın canlar. Şifa olsun. Sonradan gelenler geri sarıp izleyebilirler. Hocam çok güzel bilgiler verdi. Yüreğinize sağlık hocam. Tekrar kadınlar gününüzü kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Tüm kadınlar kadınlar günü kutluyorum. Kendinizi çok sevin. Kendinize kucaklayın. Kendinizi onaylayın. Sizin başkasını sevmesine ihtiyacınız yok. Önce siz kendinizi sevin. Onaylayın. Takdir edin. Zaten sevileceksiniz. Zaten kucaklanacaksınız. Hocam davetimi kabul edip onurlandırdığınız için çok teşekkür. Varlığınıza şükran. Yüz yüze de buluşmaya niyet ediyorum Allah'ın izniyle diyorum hocam. Biz ikimiz de. İşte ben uzaklaştım biraz ama nasip. Bol bol geliyorum o taraflara. Görüşeceğiz nasip hocam. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. Herkese iyi geceler dilerim. Çok sevgiler. Herkese teşekkürler hocama da.